Gazeteciler tarafsızdır. Tek çabaları kamuoyunun bilgi almasıdır. Canları pahasına boynunda makina, omuzunda kamera taşıyan meslektaşlarımız, Suriye'de masum halkın yaşadığı dramı dünyaya duyurmak için çalışmaktadır. Bünyamin Aygün düşman değildir. Gazeteciler hedef değildir. Lütfen Bünyamin Aygün'ü serbest bırakın. Bünyamin Aygün'e özgürlük istiyoruz. Tüm yetkililerin meslektaşımız için daha fazla çaba göstermesini istiyoruz. Yalnız değildi. Bünyamin Aygün yalnız değildi. Aygün yalnız değildi. Bünyamin Aygün yalnız değildi. Murat Sezer yapacakmış. Bünyamin Aygün yalnız değildi. Bünyamin Aygün yalnız değildi. Beyler biraz daha gelsin de. Biraz daha gel. Bünyamin'e uzanan eller kırılsın. Bünyamin'e uzanan eller kırılsın. Bünyamin son bir haber için açıkçası oradaki Türkmen bölgesindeki bir haber için gitmek istediğini söyledi. Biz tabii pek sıcak bakmadık. Ama tabii Bünyamin'i çok engellemek mümkün değildir. O gazetecilik aşkıyla yanan bir insandır yıllardır. O bölgede kaçırmalar çok sık yaşanıyor. Yine Rakka bölgesinde iki tane İspanyol arkadaşımız Javier ve Garcia kaçırıldı. Bir seneden fazladır bir Amerikalı, bir İngiliz arkadaşımız kayıp. Dört tane Fransız gazeteci arkadaşımız kayıp. Açıkçası buna daha fazla da ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde geçen gün 17 yaşında bir foto muhabiri öldürüldü. Suriye'de yaşananlar hiç hoş değil ama bizim açımızdan en sıkıntılı durum gazetecileri kaçırmaları. Yani havan topunda ölebilirsin, rokette ölebilirsin veya varil bombasında ölebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Bizim açımızdan en sıkıntılı durum birilerinin gelip bizi sinsice kaçırması. Bundan yaklaşık 2 hafta önce dünyanın önde gelen yayın kuruluşları bir bildiri yayınladılar oradaki silahlı gruplar için. Başından beri oraya canımızı dişimize takıp biz giriyoruz, bütün riskleri biz alıyoruz ve sonunda da gördüğünüz gibi yine biz kaçırılıyoruz. Tabii ki orada bir sürü insan öldü, orada bir sürü çoluk çocuk öldü. Biz bunları görüntülemeye gidiyoruz ama bizim kaçırılmamız gerçekten biraz da keyfi bir durum. Yani bize yapılan keyfi bir durum. Bizi alıp politika için kullanmaları, bizi alıp kendi pazarlıkları için kullanmaları tamamıyla keyfi bir durum. Artık buna son vermeleri gerekiyor ve özellikle de Bünyamin'i bize derhal teslim etmeleri gerekiyor. Derhal teslim etmeleri gerekiyor. Bu konuda gerçekten çok sinirliyiz. Biraz daha son bir kez Suriye'ye gidip birileriyle görüşmek istedi. Bu esnada da kaçırıldı. Kaçırıldığını öğrendik. Bundan dolayı çok üzgünüz. Her zaman Bünyamin'in yanında olacağız.